3. Mehmet 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası 3. Murat, annesi Safiye Sultan'dır. Rivayete göre adını, doğum haberini çıktığı Sigetvar seferi sırasında alan büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koymuştur. İlk çocukluk yıllarını babasının Saruhan Sancak Beyliği ile bulunduğu Manisa'da geçirdi. Dedesi 2. Selim'in padişahlığı döneminde babasının veliaht olması, daha çocukluk yıllarında üzerindeki gözetimin sıkılaştırılmasına yol açtı. Babasının 1574'te padişah olup Manisa'dan ayrılışından yaklaşık bir yıl kadar sonra harem halkıyla beraber İstanbul'a getirildiğinde 9 yaşlarında bulunuyordu. 1583'te artık bir veliaht sancağı haline gelmiş olan Saruhan Sancak Beyliği ile Manisa'ya gönderildi. 14 Ocak 1584'te Manisa'ya ulaştı ve 12 yıl sürecek idarecilik hayatına başladı. Sancak'taki ilk icraatı bölgenin asayişini sağlamak oldu. Yönetim alanı Saruhan Sancağı ile sınırlı olmayıp Batı Anadolu bölgesinin önemli bir kesimini içine alıyordu. Ancak şehzade olarak idaredeki ağırlığı ikinci planda kalmış, önceden belirlenmiş taht varisi olması dolayısıyla sıkı denetim altına alınmış ve bütün resmi yazışmalar Lalası tarafından yürütülmüştür. Babasının 15 Ocak 1595 gecesi ansızın vefatı haberini alan Şehzade Mehmet, 27 Ocak Cuma günü İstanbul'a ulaştı ve 13. Osmanlı Padişahı olarak tahta geçti. Onun gelişine kadar 3. Murad'ın ölümü ustalıkla gizlenmişti. Yeni padişah saraya gelir gelmez uzun süredir görmediği annesiyle buluştu. Hemen cülus merasimi ve biat töreni yapıldı. O gün cuma hutbesinde babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği ilan edildi. Adına hutbe okundu. Babasının ihmal ettiği cuma selamlıklarını ihya edip cuma namazını kılmak üzere alayla saraydan çıktığında vezirlerin kendisine yaklaşarak devletin ve halkın meselelerini konuşma adetini yeniden getirdi. Böylece halk nazarında adaletle hükmedeceği beklentisinin oluşmasını sağladı. İlk günlerde Eyüp'ten başlamak üzere Edirne Kapı'dan itibaren atalarının türbelerini sırasıyla ziyaret etti. Sık sık cepheden gelen haberleri görüştüğü meşveret meclislerini topladı, fikir alışverişinde bulundu. Tahta çıktığı günlerde Osmanlı mülkünden kötü haberler geliyordu. 2 Eylül 1595'te Estergon Kalesi'nin düşüşü üzerine bizzat sefere çıkma kararı alan 3. Mehmet, seferin hedefini Viyana olarak ilan etti. 20 Haziran 1596'da İstanbul'dan büyük bir merasimle yola çıktı. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ilk defa bir Osmanlı padişahının ordunun başında sefere çıkması halkta büyük bir memnuniyet uyandırmıştı. Osmanlıların daha önce fethedemediği büyük bir kale durumunda olan Eğri Kalesi'ne sefer düzenlendi. 12 Ekim 1596'da Eğri Kalesi fethedildi. Ardından yapılan meşverete katıldı. Takip edilecek strateji belirlenmeye çalışıldı. Önce bu fetih yeterli görülüp çekilme düşünüldüyse de kalabalık bir Habsburg ordusunun yakın bir yerde oluşu böyle bir çekilme sırasında büyük bir tehdit ve tehlike arz ettiğinden vazgeçilip bu ordunun üzerine yürünmesi kararlaştırıldı. Haçova'da 25 Ekim 1596 tarihinde iki taraf karşı karşıya geldi.
asıl savaşsa ertesi gün 26 Ekim'de cereyan etti. Haçova Meydan Savaşı, Osmanlı ordusunun zaferle biten en büyük meydan savaşlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemde Celali isyanları yüzünden yaşanan karışıklıklar, bozuk ekonomik şartlar sebebiyle iyice hassaslaşan kesimler ve başta Doğu cephesi olmak üzere muhtelif cephelerden gelen kötü haberler sebebiyle 3. Mehmet hastalanmış ve iyice içine kapanmıştır. 18 Aralık 1603 tarihinde hastalığı iyice artmış ve 20 Aralık'ta vefat etmiştir. Devrin kaynaklarında saf, kolayca inanmaya mütemail, sakin tabiatlı, son derece dindar bir padişah olarak anılan 3. Mehmet'in çok çabuk üzülen ve kötü olaylar karşısında metanetini koruyamayan bir yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Avdan hoşlandığı, ok yapımında usta olduğu, daima kılıç ve yayla gezdiği belirtilir. Üçüncü Mehmet, şehzadelik yıllarında edindiği idari tecrübeyi padişahlığı zamanında tam olarak yansıtamamakla birlikte babası dönemindeki uygulamalardan rahatsızlık duyduğu ve halkla daha çok irtibat kurmayı tercih ettiği anlaşılmaktadır. Atalarının geleneğini sürdürerek gaza için sefere çıkması mecbur bırakılmaktan çok kendi isteğinin bir sonucudur. 3. Mehmet'in Avrupa'daki gelişmeleri kendisine sunulan raporlar yardımıyla takip etmeye çalıştığı, İngiltere ve Fransa ile diplomatik münasebetlere önem verdiği anlaşılmaktadır. 3. Mehmet'in entelektüel bir kimliği olduğu, kendisine sunulan edebi eserleri ilgiyle karşıladığı, iyi şiir yazdığı ve adli mahlasını kullandığı bilinmektedir. 3. Mehmet'in adı bilinen şehzadelerinden üçü Manisa'da doğmuştur. 5 oğlundan ikisi olan Selim ve Cihangir küçük yaşta, Mahmutsa gençliğinde ölmüştür. Diğer iki oğlu Ahmet ve Mustafa daha sonra tahta çıkmışlardır. Medine'de yüksek payeli bir medresenin onun tarafından yaptırıldığı belirtilir. Allah 3. Mehmet'e ve nesline rahmet eylesin.